sar uzunundan. Uçup gidelim buralardan. Dert ne varsa savur ortalığa. Ne oldu? İyi misin? Hüzünlendin mi? Yok bir şey ya. İyiyim. Ne hüzünlenmesi? Hadi denize. Gece yüzmesi. Ne yüzmesi Melda? Deli miyiz biz gece yüzüyoruz? Hem uykumuza kaçmış olur. Boş ver Melda ya. İşim mi yok? Otur Allah aşkına. Biraz da snow takılalım. Sizin de uyuşukluğunuz tuttu yani. Tatildeyiz farkında mısınız? Bir daha ne zaman gece denize girme fırsatı bulacağız? Hadi kızlar. Ne olur otele gidip alalım bikinilerinizi. Yok artık. Benim hiç keyfim yok vallahi. Korkarım ben gece gece. İyi peki siz takılın. Ben gidiyorum izninizle. Aa. Görüşürüz. Aa, gidiyor sahiden. Deli bu kız vallahi. Vay be. Demek bu saatte denize girecek bir başka çılgın daha varmış ha. Hem de tek başına. İster misin? Yok. Almayayım. İyi. Ben döneyim. Arkadaşlar merak eder. Dur. Dur. Biraz dur. Ne yapıyorsun ya? Bıraksana kolumu. Gitme. Gitmek istiyorum. Bırak beni. Seni bırakmam. Biraz arkadaşlık edelim. Bırak diyorum ya. Sarhoşsun sen. Evet sarhoşum ve bu çok hoşuma gidiyor. Yeter çekil be. Bırak çek elini. Çekilsene be sarhoşsun sen. Çekil bırak. Git. Git. Ha. Git. Şşt. Şşt. Ne oldu? Ya uyansana iyi misin? İyi misin? İyiyim. Hem de çok iyiyim. Kemerinizi bağlar mısınız? Tabii. Sizin de koltuğunuzu dikleştirelim. Hayır, tabii, tabii. Melda'cığım, uçak kalkacak. Yerine geçsene. Tamam. Boşuna uğraşıyorsun. Sana yüz vermeyecek. Görüşürüz. Bayollarının 452 sefer sayılı uçağıyla İstanbul'a gidecek yolcular için son çağrı. Gazete ister misiniz? Evet, lütfen. Siz? Ben de alayım. Buyurun.
Bakın efendim, gazetede resminiz var. Efendim? Resminiz diyorum, gazetenin birinci sayfasında. Evet, ne olmuş? Neden koruma almayı reddediyorsunuz ki? Tehlikede olduğunuzu herkes biliyor. Hostes hanım, siz işinize bakın lütfen. Özür dilerim. Aldın mı cevabını? Yürüsene sen. Teşekkür ederiz. İyi günler. 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 Binnur, başsavcıyla randevuyu teyit ettin mi? İyi. Uçaktan şimdi indim. Adliyeye varmam bir saat alır. Trafik var. Avukat Gürhan görüşmesini yarına ertele. Adalet Bakanlığından Müsteşar Bey'i ara. Acil görüşme talebimi ilet. Perşembe yine Ankara'da olacağım. Görüşürüz. Hava yollarının 127 sefer sayılı uçağı alanımıza inmiştir. Akşam işiniz var mı kızlar? Bir papaz uçuralım mı? Ben boşum. Melda'ya sor. Benim bizimkilere sözüm var. Yemeği bekliyorlar. İyi git canım. Sonra buluşuruz. Eğlence dediğin zaten gece yarısından sonra başlar. Bakalım ufaklık bırakırsa. Kim ufaklık? Koca adam oldu Ali. Bana hiç öyle gelmiyor valla. Melda. Efendim. Sinan arıyor. Tamam, ben çıkınca ararım. Aramayacaksın değil mi Sinan'ı? Ne yapıyorsun sen Allah aşkına? Hiç tanımadığın, hayal ürünü bir sevgili için etrafındaki herkesi kaçırıyorsun. Sinan çok şeker bir çocuk. Senin için de ölüp bitiyor. Aykut da öyleydi. Orhan da. Dinlesene beni. Dinliyorum. Artık biraz akıllansan diyorum. Çılgınlık için yaşımız geçmedi mi? Çılgınlık falan yaptım yok benim. Artık Sinan'dan hoşlanmıyorum. Sıkıldım. Yanındayken hep başka şeyler düşünüyorum. Önceleri hiç de böyle değildi küçük hanım. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Savcı yüzünden değil mi? Bütün bu değişimin sebebi o. Hayır. Evet, maalesef öyle. Hayatım bak, o adamı kaç kere gördün ki? Sadece senin uçtuğun uçağa sık sık binen bir yabancı. Kaç kelime konuştun şimdiye kadar? Bir kez olsun sana en ufak bir ilgi gösterdi mi? Gülümsedi mi? Ha, söyle, gülümsedi mi? Böyle konuşma benimle. Üzülüyorum. Ben senin gerçekleri görmeni istiyorum. Bu senin düşüncen hanımefendi. Şimdi izin verirsen hazırlanıyorum. Daha kalacak mısın? Evet, bir saat kadar. İstersen ben de kalırım. Sonra da çıkıp bir yerde yemek yeriz. Ne yapacağıma karar vermedim. Sen keyfine bak. Sen karar verene kadar oturup beklerim ben de. Hiç gerek yok. Bazen geceleri yalnız başına senin ne yaptığını çok merak ediyorum. Arada babamı görmeye gidiyorum. Sonra da bildiğin gibi çalışıyorum işte. Yalnızlık zor gelmiyor mu? Ya sana? Bana çok zor geliyor inan. Artık katlanılmaz geliyor. Öyleyse evlen. Olur. Bunu bir düşüneyim. İyi akşamlar Bilmir. Nerede kaldın sen? Ne yapayım? Eviniz uzak. Sen her gördüğümde böyle büyüyecek misin? Kocaman oldun ya. O zaman daha sık geleceksin ablacığım. Hem babaannem seni bugün çok merak etti. Tamam, ben yatıştırırım şimdi onu. Merak etme. İyi mi bari? Çok iyi. Fıstık gibi vallahi. Aman iyi gel. Olsun. Ah, canımın içi. Canımın içi gelmiş. Bir tanem nasılsın?
Nerelerdesin sen bakayım ha? Mecbur muyum ben seni bu kadar özlemeye? Uçuşlarım vardı biliyorsun. Doğru. Hostes olduğundan beri elimizden uçtun gittin. Hiç heveslenmeyin öyle, o kadar kolay kurtulamazsınız benden. Aa canım benim güzel kızım. Hop, hop, güzel hop. Kızım. Ben de uzaklara gideceğim bundan sonra. Ha? Baksana daha çok kıymeti biliniyor. Seni bir yere bırakmam. Anladın mı? O hatayı bir kere yaptım. Bir kere. Bir daha olmaz. Evet. Sayın savcı, Ersin Gürhan isminde bir avukat sizinle görüşmek istiyor efendim. Gelsin mi sayın savcı? Tamam gelsin. Oğlum. Merhaba baba. Merhaba, geliyor musun? Çok geç oldu artık, gelemem. Yarın akşam? Yarın akşam da bir randevum var. Ama öbür gün olur. İyi peki. İstersen sen gel. Nimet'e bir şeyler hazırlatırım. Peki, gelirim. Tamam. Adliyeden çıkarken haber veririm sana. İyi akşamlar oğlum. İyi akşamlar baba. Savcı bey. Ersin Gürhan. Ne işiniz var burada? Özür dilerim. Özür dilerim. Gecenin bu saatinde sizi rahatsız ediyorum. Yardımcım sizi aramadı mı? Yarın görüşecektik. Aradı ama hiç vaktimiz yok sayın savcı. Oturabilirim değil mi? Bakın sayın savcı, bizim için her günün, her saatin önemi var. Dursun Saruhan gibi bir insanın cezaevinde tutuklu kalması ne demek düşünebiliyor musunuz? Haklısınız avukat bey. Müvekkiliniz ve onun durumundakiler için bu şartlar çok ağır olsa gerek. Takdir edersiniz ki sayın savcı, bu insanlar nerelerde, ne imkanlarla yaşıyorlardı? Oysa şimdi hangi şartlara katlanıyorlar? Bu konuda Adalet Bakanlığı'na bir teklifte bulunmayı düşünüyorum. Süper lüks bir yat onlar için bir cezaevi haline getirilebilir. İşte o zaman çok rahat ederler. Bu millet nasıl olsa o yatın parasını da öder. Siz alay mı ediyorsunuz? Onların hortumladıkları katrilyonları hiç ses çıkarmadan ödüyorlar. Ha bir eksik ha bir fazla. Ne fark eder? Oysa ben buraya bir uzlaşma teklifinde bulunmaya gelmiştim. Uzlaşma teklifinizi kabul etmiyorum avukat bey. Son sözünüz bu mu? Evet. Uzlaşmıyor. Pazarlığa yanaşmıyor. Hala inat ediyor. Sabrımızı taşırıyor desene. Gidelim. Bugün öğleden sonra Bankalar Denetleme Kurulu Başkanlığı'na bilgi sunan Cumhuriyet Savcısı Engin Arasoy toplantı çıkışı basına yaptığı açıklamada batık bankaların sahip ve yöneticilerinin tutukluluk hallerinin devam etmesi gerektiğini bildirdi. Ona biraz fazla verebilirsin. Bir kaşık daha. Tamam. Ben biraz daha istiyorum. Ne var? Susun. Allah Allah. Ne oldu Melda? Batık bankaların durumunu müzakere ediyoruz. Fakat aldığımız duyumlara göre özel bir teklif aldığınız konuşuluyor efendim. O zaman siz benden daha iyi biliyorsunuz. Efendim, abla. Kamuoyunu bu konuda bilgilendirmeniz gerekmiyor mu? Tabii ki kamuoyunun bu konuda bilgilenmeye hakkı var. Fakat şunu iyi bilsinler ki kimsenin hakkı banka sahipleriyle kalmayacaktır. Onların gasp ettikleri, kendi kaynaklarına aktardıkları her kuruş onlardan tahsil edilecektir. Şşş, seninki yine uçakta. Gerçekten. Ama kötü haber. Yanında bir kadın var. Yalan söylüyorsun. Vallahi. Hem neden olmasın? Bu adam keşiş mi? Çekil bakayım. Adliyeye gelmiş. Gördün mü? Adamın bir de ilişkisi var. Senin varlığının bile farkında kabul değil. Kabul etmedim tabii. Ciddi misin? Evet. Çok sinirsin. Ama etkilenmeyeceğim işte. Belli. Savcı Bey, siz soda değil mi? Meyveli soda. Evet. Sen Leman? Meyve suyu alayım lütfen.
kek veya sandviç ister misiniz? Yiyecek bir şey istemiyoruz. Teşekkür ederiz. Engin annem iyi sürpriz olacak. Geleceğimi haber vermedim. Yarın kalmanı isteyecektir eminim. Ama işim var. İbrahim bensiz hiçbir şey yapamıyor ki. Aklıma gelmişken sen akşam uçağına yer bulabildin mi? Evet, 7 uçağıyla dönüyoruz. Unutmadın inşallah. Akşam 9.30'da Malta Köşkü'nde rezervasyonumuz var. Unutmadım. Ay! Hay aksın. Hay Allah, gördün mü şimdi olanları? Çok özür dilerim. Bir dakika sileyim hemen. Hemen silerim. Bırakın, boşuna uğraşmayın. Üstüm başım battı. Bundan hayır gelmez artık. Neyse, Ankara'ya iner inmez sana bir kravat alırız. Bir de gömlek tabii. Çok özür dilerim. Vallahi nasıl oldu bilmiyorum, inanın. Önemi yok. Olan oldu artık. Siz diğer yolculara bakın. Bunlar nasıl profesyonel? Bir meyve suyu veremeyen hostes olur mu? Bu ne sakarlık canım? Sinirlenmeyeceğim, sinirlenmeyeceğim. Neyse. Mahvoldum. Adam benden nefret edecek. Hayır tatlım, daha da kötüsü. Nefret bile etmeyecek. Çünkü nefret de bir duygudur. Ece iğrensin. Senin de sakarlığın tuttu yani Melda. İlk defa böyle bir şey yapıyorsun. Ay rezil oldum çocuklar ya. Yanındaki kadını kıskandın, elini ayağına dolaştı değil mi? Evet, keşke o kadının üstüne dökülseydi. Uf ya. Melda ya, gel vazgeç şu işten. Kesemize uygun başka bir lokantaya gidelim, ne olur. Hiç boşuna konuşmayın, karar verildi bile. Bu kız tam delirdi. Adamın bu gece restorana gideceğini öğrendi ya, tamam artık. Kapıdan girmese de bacadan girer oraya. Ya yer yoksa? Rezervasyon falan yaptırmadık ki. Ayrıca orası çok da pahalıdır. Hesap gelince ne yaparız bilmiyorum. Vallahi ben anlamam Melda Hanım. Hesabın yarısını sen ödersin, gerisini biz Yasemin'le paylaşırız. Veririm. İsminiz burada yok küçük hanım. Yer ayırtılmamış. Aa, nasıl olur? Sen telefon etmiştin değil mi Melda? Yok. Ben değil, Savcı Bey etmişti. Savcı Bey mi? Evet, Engin Arısoy. Kendisi sekreterine bu rezervasyon için talimat verecekti. Hayır, bir yanlışlık olmadı. Savcı Bey dostlarının yerini ayırttırdı ama başka rezervasyon istemediler. Bir yanlışlık oldu herhalde. Hatta kendisi bizim masanın kendininkine çok yakın olmasını istiyordu. Allah Allah. Peki bana bir müsaade edin, ben yerinizi ayarlamaya çalışayım. Buyurun efendim. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Bravo valla. Adam şimdi savcıya bir şey söylerse ne diyeceğiz? Rezil olacağız. Bir şey olmaz, merak etmeyin. Bari masamız yakın olsun demeseydin. Beni görmesini istedim. Seni zaten uçaklarda yeteri kadar görüyor. Hatta bugünkü olaydan sonra hiç görmek istemeyebilir. Şu basın açıklamalarından vazgeçsen. İşte buyurun. İbrahim, yapma etme diyorum, bir türlü dinletemiyorum. Hele şu Şükran Saruhan yok mu? Yani kadının resmini gördüğümde bile tüylerim diken diken oluyor. Siz merak etmeyin. Ben ne yaptığımı biliyorum. Engin'cim, bu adamlar senin karını öldürdüler. Dikkat et de sıra sana gelmesin. Allah aşkına. Şimdi sen ne yaptığını sanıyorsun? Tamam, adam seni görecek. Sonra? Ona aşık olduğumu anlasın istiyorum. Ne fark edecek ki? Bu onun hoşuna gidecek. Nereden biliyorsun canım? Öyle. Hem yanındaki kadın sevgilisi de olabilir. Öyle olsa duyulurdu. Basın böyle bir şey hayatta kaçırmaz. Aman Melda, basına ne ya? Adam bekar. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Çaktırmayın, geldiler. Ha, bakın uçakta yanında oturan kadın. Buyurun. Teşekkür ederim. Ne olmuş? Baksana, başka bir adamla gelmiş. Demek ki onun sevgilisi değil. Ve resmen evli o adamla. Karısı falan galiba. Ya öteki kadın? Onu da tanıyorum. Asistanı falan, öyle bir şey. İnşallah senin şu rezervasyon yalanın ortaya çıkmaz. Bir hata olmuş Sayın Savcı Bey. Onun için özür dilemek isterim. Ne gibi? Bu bayanlar için yakından bir masa ayırtmak istemişsiniz ama bizim arkadaşlar anlamamışlar galiba. Her neyse, hallettik efendim. İstediğiniz gibi onlara hemen şuradaki masayı ayarladık. İyi etmişsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim efendim. Afiyet olsun. Sağ ol. Şef ne demek istedi Engin? Ben hiçbir şey anlamadım. Bu kızlar için yer mi ayırttın? Hayır. Rezervasyonu ben yaptırmadım. İbrahim yaptırdı. Hı-hı. Aa, bunlar uçaktaki hostesler değil mi? Hatta şu da senin üstünü başını berbat eden sakar kız. Evet o.
Tesadüfe bak. Tesadüf değil. Uçakta gelirken konuşmuştuk ya. Evet. O zaman duymuş herhalde. Yoksa bu kızın sende gözü mü var? Kimse haddini bilmiyor. Ne ciddiyetsiz şeyler. Bilmiyorum. Ya ben paranoyak oldum ya da bu kızı kasten peşime taktılar. Kız gözünü ayırmadan sana bakıyor. Bu o avukatın işi olmasın? Bu işin arkasında Şükran Saruhan olabilir. Savcı Bey. Şimdi de burada mısınız? Ya ne de tesadüf değil mi? Ya. Ama iyi oldu. Ben de sizden özür dilemek istiyordum. Kravatınızı gömleğinizi mahvettim. Ama bunu en kısa zamanda telafi edeceğim. Şef garsona bu rezervasyon masalını siz mi uydurdunuz? Evet. İtiraf edeyim ben uydurdum. Ne istiyorsunuz? Hostes hanım benden ne istiyorsunuz? Ben keşke bunu size anlatabilsem. Hiç zahmet etmeyin, ben anladım. Sizin yerinizde olsaydım bu tehlikeli oyuna hiç girmezdim. Bu sahtekarların çevirdiği dolaplara da alet olmazdım. 3-5 kuruş için değmez. Şükran Hanım çok kızacak ama. Adam hiçbir teklifimizi kabul etmedi. Keçi gibi inatçı. Ben ne yapabilirim ki? Zaten her şeyi denedik bugüne kadar. Bu adamın hiç mi zaafı yok? Para, kadın veya hayal edemeyeceği bir şey. Mazlum, adam zaten devletten aldığı maaşla geçinmiyor ki. Baba varlıklı, aile köklü, gün görmüş. Sıkıntıda değil ki adam. Ya az da korkutmadık biz bu adamı ama bana mısın demiyor. Demek ki yeterince korkutamamışız. Suratının haline bakılırsa becerememişsin. Doğrudur. Olmadı. Yani yapamadın. İkna olmuyor efendim. Tebrik ederim. Çok üzgünüm. Biz başka bir yol buluruz. Yeter ki siz üzülmeyin. Kes, ne diyorsun sen be? Ne diyorsun? Oğlum cezaevinde, ona bir cep telefonu bile ulaştıramadınız. Maalesef Şükran Hanım. İçeri girip çıkarken üstümüzü çok sıkı bir şekilde arıyorlar. Kulağıma geliyor. O iddianame boş değilmiş. Mahkemeye sunmadan önce ona ele geçirmemiz lazım. Çok iyi olur. Biz de savunmamızı ona göre hazırlarız. O iddianameyi istiyorum. Ne pahasına olursa olsun. Tamam mı? Hı hı. Savcı Arısoy çok önemli deliller toplamış. Bunların neler olduğunu biliyor musun Ersin? Tam olarak değil. Bunları ele geçirmelisin. Biliyorum ama çok zor. Anneniz de uğraşıyor ama. Para Ersin, para. Para her kapıyı açar. Sen yanında çalışanları bir dene bakalım ha. Göreceksin. Merak etmeyin. Elimden geleni yapacağım. Yap. Sıkıldım buradan. Sinan aradı gene, yok dedim. İyi etmişsin. Ne yapıyorsun sen? Hiç. Oyalanıyorum öyle. Sen çay koysana, ben geliyorum şimdi. Melda, ne bunlar böyle? Sana ne? Bırak onları. Benim özel yazılarım. Aman Allah'ım. Şu hale bak. Savcı Engin Arısoy ile ilgili basında çıkan... Ne var ne yoksa hepsini kesip saklamışsın. Evet, ne olmuş yani? Bu adresler
Bu telefon numaraları... Evet, hepsi onunla ilgili. Sana ne bütün bunlardan? Sen hastasın. Beni kızdırıyorsun. Gerçekten sinirleniyorum artık bak. Asıl sen beni endişelendiriyorsun küçük hanım. Bu yaptığın hiç de normal bir şey değil. Neyin normal, neyin anormal olduğuna sen mi karar veriyorsun? Melda'cığım, senin bir psikiyatriste ihtiyacın var. Sen beni anlayamazsın. Çünkü hiçbir fantezi, hatta hobisi bile olmayan, hayal gücünden yoksun, dümdüz bir kızsın sen. Ya! Ya senin fantezin ne? Ha? Hiç tanımadığın bir adamın hayatını didik didik etmek mi? Bu seni ilgilendirmez Ece. Evet efendim, ilgilendirir. Çünkü seninle aynı evi paylaşıyorum. Ve ruh sağlığı bozuk bir ev arkadaşı istemiyorum. O zaman hemen pılını pırtını toplayıp kendine başka bey buluyorsun Ece Hanım. Çünkü burada önce ben oturuyordum. Deli bu kız ya, resmen deli. Onunla bir gün bile yaşayamam artık. Tek bir gün bile. Kapan sen de sinir şey. Ece. Çok sinirliydim Ece. Özür dilerim. Ama lütfen sen de bana Engin Arısoy hakkında kötü bir şey söyleme. Elimde değil, anlıyor musun? Onu düşünmemek elimde değil. Sadece düşünmekle kalmıyorsun ki. Bütün hayatın o adam oldu. Onunla ilgili bir şeyler yapmak istiyorum hep. Ne bileyim, haberlerini kesip saklamak istiyorum. Okumak istiyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Biliyorum. Çocukça. Hatta aptalca. Ama keşke beni anlayabilsen. Anlıyorum ama ben senin üzülmeni istemiyorum. Olmayacak bir işi zorluyorsun. Bırak ben olacağını düşüneyim. Bu beni mutlu ediyor. Gitmeyeceksin değil mi? Beni bırakıp gitmeyeceksin. Hem sen gidersen kim basar benim damarıma? Kim sinir eder beni, o seni sevmiyor, seninle ilgilenmiyor diye? Şimdi bütün bunları geri mi yerleştireceğiz? Ben yardım edebilirim. Yok yok. Abi senden bir isteğim olacak. Yapar mısın? Hı? Sağ ol. Sağ ol. Abi dışarı çıkınca benim o işi halledersin değil mi? Tamam. Merak etme. Sağ ol abi. Sağ ol. Tamam. Nasılsın Ünal abi? Otur otur, rahatsız olma. Yok abi, estağfurullah. Kötü bir haber mi var? Canın sıkılmış belli. Kaç aydır buradayım Ünal abi. Biliyorsun işte. Sırf suçlama yüzünden. Hep o savcının marifeti. Engin Arısoy. Allah cezasını versin. Ya nasıl beceremiyorsunuz anlamıyorum. Bu kadar zor mu yani? Bildiğin gibi değil abi. Herif sanki kaya. Ne yumuşuyor, ne taba geliyor, ne de korkuyor. Her şeyin bir yolu vardır. Koskoca Şükran Savran bu ya. Bir tek adamın karşısında pes edecek değil ya. Ama öyle işte. Abi be. Hı. Sen yakında çıkacaksın. Senden bir ricam olacak. Söyle. Gel. Koğuş boşken konuşalım. Abim, bu savcının direncini kırmak için servetimi dökerim. Ama bizimkiler beceremiyor. Sen yaptığın hiçbir işten boş dönmedin abi. Olmazsa olmaz de. Abartma. O kadar becerikli değilim. Öyle olsaydı şimdi burada olmazdım. Yok yok abi, biliyorum ben seni. Herkes biliyor. Sağ ol.
Sen de sağ ol. Çok hakkın geçti bana. Kolladın bizi. Bak abi. Saruhanların nesi varsa emrindedir. Evim senin de evindir. Eğer kabul edersen gel şu adamı Saruhanların gücüyle bitir. Çıkar beni buradan abi. Onu hallederiz de. Öyleyse? Ben senin anneni tanımam. Çat kapımı gideceğim Şükran Saruhan'ı. Sevmem öyle şey. Yok abi, aşk olsun, olur mu öyle şey? Seni gelip buradan karşılayacaklar. Onları ben ayarlarım. Yeter ki sen hede. Hı? Sağ ol abi. Odağında o kupürleri görünce aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Bir film görmüştüm. Bir kız uzaktan uzağa bir radyocuya aşık oluyordu. Sonra da adamın hayatını cehenneme çeviriyordu. İşi onun hizmetçisini öldürmeye kadar vardırıyordu. Tam bir ruh hastasıydı. Merak etme, ben o kadar ileri gitmem herhalde. Ya ama Ece, ya söylesene. Ben bir erkeğin beğenmeyeceği bir kız mıyım? Bu adam bekar, biliyoruz. Ve ona ilgim olduğunu da pekala biliyor. Peki niye ilgi göstermiyor? Niye oralı olmuyor sence? Korkuyor mu? Ya da geçmişte bir şey mi yaşadı? Ya da istemiyor mu? Ne? Melda bak. Bu adam öyle flört filan etmez. İlişkiye girmez. Bence pat diye evlenir. Öyle medyaya malzeme olmaz. Pat diye. Tanımadığı biriyle mi? Hayır canım. Bilakis çok iyi tanıdığı biriyle. Kim bilir özel hayatında kimler vardır? Kimler yakındır? Öyle birini seçer, risk almaz yani. O benim hayatımda istediğim tek erkek. Melda bak, inan bana, onu elde etsen bile mutlu olamazsın. Birbirinize hiç uygun değilsiniz. Biliyorum. Senden çok daha büyük. Sen deli dolu, çılgın bir kızsın. O ise koskocaman, ağır, ciddi, duvar gibi bir adam. Bir savcı ya, daha ötesi var mı? Ben onun beni sevmesini istiyorum. Çok istiyorum. Bence yek. Bence yek. Servise başlayabilir miyim? Masaya geçelim mi baba? Dur hele, seni bir önce yeneyim de. Nasıl olsa kazanıyorsun. Pekala. Tamam Nimet, servis yap. Hı hı. Saliha'nın resimlerini ne zaman kaldırdın ortadan? 2-3 hafta oluyor. Belki de daha fazla. Son geldiğimde buradaydılar. Doğrusu gözlerim aradı. Hayatımın o faslı kapandı baba. Kötü anıları silmeye çalışıyorum. Kötü anılar mı? Karın harika bir insandı. Kötü anı dediğim onun feci bir şekilde öldürülmesiydi. Öyle de olsa... O her zaman senin karın olarak kalacak Engin. Bunu Saliha'ya manevi borcun olarak düşün. 7 yıl. 7 yıl çok uzun bir zaman baba. Koca bir ömür içinde nedir ki? Oğlum, iffetli ve sadık bir kadın, bir erkeğin vefasına da saygısına da layıktır. Saliha öyle bir kadındı. Bunu unutma. Dursun'un morali çok iyi. Ne yapıp edip sizin onu hapisten çıkaracağınıza inanıyor. Ama ben size inanmıyorum Ersin. Bir beceriksizlik daha istemiyorum artık. Şükran Hanım, bu mazlumun işi. İyi ya. Git söyle ona. Bu ona verdiğim son fırsat. Ayağını denk alsın. Söyle sakın canına zarar gelmesin savcının. Hepimizi uçururlar sonra. Tabii. Elbette. Müsaadenizle. Bana ilacımı ver. Ben bakacağım. Arabası ne tarafa yöneliyor? Ona göre sizlere haber vereceğim. Mazlum. Hı. Bir kere daha hatırlatayım. Şükran Saruhan'ın kesin emri var. Savcı ne öldürülecek ne de yaralanacak. Sadece çanta alınacak, o kadar. Eve dönüş yollarında hazır bekleyeceğiz. Ben de ensesinde olacağım. Halledeceğiz.
Nerede bu adliye binası ya? Ne oluyor? Bak, sakın bozulayım deme, tamam mı? Ne olur. Beni adliyeye kadar götürmek zorundasın. Lütfen. Ah, ne aptalım. Kusura bakma, senin kabahatin değil. Deponu doldurmayı unutmuşum. Hadi biraz daha sabret, ne olur. Ben şimdi geliyorum. Sultanahmet adresini gösterir misiniz bana? Ablacığım, şuradan sağa dönün. Oradan dümdüz ilerleyeceksiniz. Hemen orada sağda. Hı hı. Hemen sağda. Şoförün aradı. Biraz gecikecekmiş. Trafiğe takılmış. Gerek yok, gelmesin. Arabayı ben kullanırım. İstersen ben seni bırakırım. Sağ ol, ben hallederim. İşin dışında beni görmemeye yeminli misin sen? Yapma Binnur. O da nereden çıktı? Ne bileyim ben. Bazen kendimi seni rahatsız ediyormuş gibi hissediyorum. Amma yaptın. Benimle o salaş yerlere gelip de ne yapacaksın? Yakışır mı sana? Bahaneye bak. Zaten daha çalışacağım. Yemeğe geç gideceğim bugün. Sen beni bekleme. Nasıl istersen. Bir ziyaretçiniz var Sayın Savcım. Genç bir bayan. İsminiz? Melda. Hostes olduğumu söylerseniz hatırlayacaktır. Melda Hanım. Hostesmiş. Alo. Sayın Savcım, bırakayım mı yukarı çıksın? Savcı Bey. Hayır, kendisine söyleyin. Randevusuz kimseyle görüşmem. Çıkayım mı? Savcı Bey görüşmek istemiyor. Yukarı çıkamazsınız. Peki, teşekkür ederim. Dışarıda çok yağmur yağıyor da ben biraz şurada beklesem belki hafifler. Buyurun. Teşekkür ederim. İyi günler Hasan. İyi günler efendim. Savcı Bey, bir dakika lütfen. Beni rahat bırakır mısınız lütfen hostes hanım? Adım Melda. Her neyse işte. Yanlış anlamayın ne olur. Uçaktaki kaza için çok utanıyorum. Tamam, bitti gitti, unutun artık. Ben söz verdiğim gibi bunu telafi etmek istedim. Size bir kravat aldım. Ne? Mahvettiğimin yeni bir kravat. Bir hediye yani. Sizden hediye kabul edeceğimi de kim söyledi? Lütfen. Buraya kadar bunu getirmek için geldim. Alın ne olur. Yoksa buralara kadar gelmenin ne anlamı kalır? Hiçbir anlamı yok zaten. Arabamda benzin bitmiş. Buradan taksi bulmam imkansız. Beni bir durağa kadar bırakabilir misiniz? Söylediklerinizin tek kelimesine bile inanmıyorum. Vallahi doğru söylüyorum. Buraya kadar nasıl geldiyseniz öyle dönün. Yürüdüm. Teşekkür ederim. Rica ederim. İşte geldik.
Çok kalabalık. Ben bu gidişle gece eve ancak dönerim. Sizi başıma kim bela etti ha? Ne demek istiyorsunuz? Söyleyin onlara, boşuna uğraşıyorlar. Bu konuda sandıklarından çok daha tecrübeliyim. Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Ben sadece size kravatı verecektim. Beğenmeyeceğinizden çok korkuyordum. Ama kabul etmeyeceğiniz hiç aklıma gelmemişti. Paket açabilir miyim? Bakın, zevkinize uyar diye tahmin ettim. Üstüne meyve suyu döktüğüm kravata benziyor da. Eviniz nerede? Efendim? Nerede oturuyorsunuz dedim. Anlaşılan sizi eve kadar götürmekten başka çare yok. Teşekkür ederim. Ama buradan gidersek çok uzun sürer. Trafiğin daha az olduğu bir yol biliyorum. Tamam, söyleyin bakalım. Ama biraz tenha, biraz sapa bir yol. Tamam tamam, söyleyin. Ana yoldan saptılar. Evine gitmiyor herhalde. Toprak yolu saptılar. Kesin önünü. Tamam. Gerçekten de başınıza bela oldum. Aslında bütün istediğim... Bana kravatı vermek. Hayır. Bütün istediğim o değil. Ben aslında sizinle daha yakın olmak, yani sizi tanımak istiyordum. Tabii sizin de beni tanımanız. Farkında mısınız? Konuştukça batıyorsunuz. Evet. Hep sizinle böyle yalnız kalıp konuşabileceğim zamanı hayal ediyordum. Öyle her şey çok güzel olacaktı. Ama aslında ne kadar da zormuş. Allah kahretsin. Az daha çarpıyordum. Çıkın dışarı. Ne oluyor? Kim onlar? Bana mı soruyorsun? İnmeyelim ne olur. Hadi inin dedim, hadi. Ben de silahlıyım, görüyorsun. Geri çekin. Sadece çantayı istiyoruz savcı bey. Sana bir zarar verecek değiliz. Zaten veremezsiniz. Bana bir şey olursa başınıza geleceği biliyorsunuz. Biz seni biliyoruz ama sen daha bizim kim olduğumuzu bilmiyorsun. Saruhan'ın adamlarısın. Hayır. Evet. Bunu kanıtlayamazsın. Çantayı ver, yoluna devam et. Uzatmayın. Çantayı vermezsen kız ölür. Kız sizin. Çekilin yolumdan. Ne? Vay. Yanındaki kızı bu kadar kolay harcıyorsun he? Ver çantayı, yoksa kızın beynini uçururum. Kızın ölmesini istemiyorsan at silahını. Sana söyledim, kız sizin yeminiz. Ona ne yapacağınız beni ilgilendirmez. Ne diyorsun sen ya? Öyle. Hayır değilim, yemin ederim bu adamları tanımıyorum ben. Kes sesini. Kıza karşılık çanta. Uğraştırma bizi. Kız umurumda bile değil. İstediklerini yapmazsan beni öldürecekler. Aferin, çok iyi oynuyorsun. Bana inan, ne olur inan bana. Dalmazsanız ateş edeceğim. Dalın, şimdi. Yalnız kurtar beni. Alo? İbrahim dinle. Tuzağa düşürüldüm. He? Saruhan'ın adamları hostes kızı bana karşı kullanıyorlar. Ama... Sana dinle dedim. Hemen gelip bana yardım etmeni istiyorum. Sen iyisin değil mi? Hemen polise haber veriyorum. Polise haber verme. Ne polis ne basın. Çabuk ol. Allah kahretsin. Bir çantayı ele geçiremediniz. Nasıl bakacaksın Şükran Hanım'ın yüzüne? Daha işimiz bitmedi Mazlum Bey. Alırız çantayı. O kanıtlar altın değerinde bizim için. Eli boş gidemeyiz. Sabaha karşı evine baskın yapıp çantayı ele geçiririz. Sabaha doğru. Uykunun bastığı saatte. Polise haber vermiş olabilir. Yok. Polisi karıştırmaz o. Kendi başına halletmeye çalışacaktır.
Babaanneme 400 milyon verilecek. Ali'ye 50 milyon. Engin Arısoy'un doğum günü. Ben bir aptalım. Hiç tanımadığım bir adamı seviyorum. İddianamenin çantada olduğunu biliyorlardı. Ama beni öldürmeye cesaret edemediler. Asla da edemeyecekler. Bundan o kadar emin olma. Her şeyi yapar onlar. Bu yoldan geçeceğini nereden biliyorlardı? O kız getirdi beni buraya. Adamlar da önümü kestiler. Bak, işler bu kadar sarpa sarmışken neden polise haber vermiyorsun? O zaman başsavcı beni bu davadan alır. Saruhan'ın davasını ben sürdürmek istiyorum. Onunla hesabımı biliyorsun. Ne yapıyorsun burada? Ne işin var evimde? Dinle. Ne olur dinle beni. İyi bir yalan hazırladın mı bari? Gelmediler değil mi? Kim? Hele şükür onlardan önce gelebildim. Ne diyorsun sen ya? Onlar. Yolumuzu kesen adamlar buraya gelecekler. Önden seni gönderdiler. Dinle. Çantayı istiyorlar. Konuşurlarken duydum. Buraya baskın yapacaklar. Aferin. Ezberin de iyiymiş. Böyle mi öğrettiler sana? Yeter. Yeter artık. Lütfen dinle beni. Bu kadar yolu bunu sana haber verebilmek için geldim. Seni uyarmak için. Bağırma. Belki hayatını kurtarabilirim diye. Sen mi benim hayatımı kurtaracaksın? Biliyor musun, seni çok akıllı bir adam sanıyordum. Sana hayrandım. Seninle ilgili okuduklarımdan, dinlediklerimden o kadar çok etkilenmiştim ki. Ama şimdi ne kadar yanıldığımı anlıyorum. Sen kafasının içindekilerden başka hiçbir şey görmeyen bir adamsın. Şşt, yavaş ol bakalım. Ne biçim konuşuyorsun sen? Evet, kör ve aptal bir adam. Ben sana neredeyse aşıktım. Evet, gerçekten bayağı aşıktım ben sana. Yeter! Kes sesini. Al, sil şunu. Şu halimize bak. Su. Su alabilir miyim?
Yürü. Yürü gidiyoruz. Şimdi gelecekler. Çok geç olacak. Sana yalvarıyorum hadi. Geliyorlar diyorum. Evden çıkalım hadi. Lütfen. Seni kurtarmaya mecburum. Ne olur. Çünkü seni seviyorum. Çok kötü şeyler olabilir. Yemin ederim yalan söylemiyorum. Halime baksana. Neden sana yalan söyleyeyim ki? Şuraya gidelim. Neredeler ha? Allah kahretsin. Sana inandığım için kendimi aptal gibi hissediyorum. Geldiler, geldiler, geldiler. Sayın savcım, acaba ihbarı yapan bayanın ifadesine başvurabilir miyiz? Gerek yok. Ben kendisiyle konuştum. Emredersiniz bir arabamız 24 saat bekleyebilir. Hayır, ben kendimi koruyabilirim. Tamam. Ortada bir cana kast durumu yok. Siz bilirsiniz. Biz gene de... Teşekkür ederim. Peki, gidebilirsiniz. İyi geceler. Giy şunları. Biraz büyük gelir ama idare edersin artık. Teşekkür ederim. Ben çıkana kadar bekleyebilirdim. Yok, önemi yok. Fark etmez ki. Fark etmezmiş. Ne olmuş bu kızlara böyle? Tamam giyindim. Bunları ne yapayım? Ver bana. Bak sana hizmetçilik edecek değilim. Sadece evimi karıştırma diye alıyorum. Çamaşırlarınız asıldı küçük hanım. Başka bir isteğiniz var mı? Evet var. Beni dinlemeni istiyorum. Çünkü bir sürü laf hazırladım sana demin. Öyle mi? Söyle bakalım. Ah, güldün. İlk defa güldün. Demek sen de gülebiliyorsun. Saçmalama. Şimdi de sıra şaklabanlıkta mı? Sen hiç sevdin mi Engin Arıson? Sen hiç aşık oldun mu Savcı Bey? Bir kız için içini titrediği, kalbinin güm güm attığı olmadı mı hiç? Bunu belki de komik buluyorsun. Gülünecek, alay edilecek bir şey belki de senin için, öyle mi? Pek ciddiye aldığım söylenemez. Sence öyle değil mi? Ama biliyor musun, ben senin için böyle hissediyordum. Nedense içinde böyle yumuşak, dokunabileceğim, karşılık bulabileceğim bir yer olduğunu düşünüyorum. Yanlış düşünüyorsun. Evet. Aslında ben galiba senin için üzülmeliyim. Hı? Evet öyle. Senin ruhun ölmüş. Artık eminim. Sen hayatında hiç sevmedin.
Tanrı bu güzel duyguyu senden esirgemiş. Sana vermemiş. Kalbin kas katı kalmış senin. Taş gibi. Sevgi yoksulu, iğrenç bir adam olmuşsun sen. Yeter artık. Şansını fazla zorlama. Alo? Kartal Sokak 7 numaraya bir taksi lütfen. Kravat? Çöpe at gitsin. Dursun Bey, tabii ki her şey bitmiş değil. Tutuklusunuz, hükümlü değil. Bana bak Ersin. Oyalamalarından, zırvalarından, boş vaatlerinden bıktım. Beceriksizliğinden de bıktım. Bak Dursun. Şimdi sus ve beni iyi dinle. Ünal yakında çıkacak. Gün sayıyor. Ünal kim biliyorsun değil mi? Burada senin beceremediğini beceren adam. Onu karşılayacaksınız. Ağırlanacak. Ne istiyorsa yapılacak. Ve sizin beceremediğinizi o becerecek. Tamam. İlgilenirim Dursun. Anneme de söyle. Tabii. Şükran Hanım'a da söyleyeyim, kendisine uygun bir yer ayarlarız. Ah Ersin ah. Çok yanlışlar yaptın. İçeride yattığım her gün hesabından düşüyorum. Ünal'a gereken saygı gösterilecek. Bundan böyle savcı operasyonu Ünal'ın. Bir şey almak ister miydiniz? Hayır. Tamam. Hostes hanım, bakar mısınız lütfen? Buyurun. Fikrimi değiştirdim. Bir meyve suyu alabilir miyim? Tabii. Buyurun. Üzerime dökülmese bari. Kravatlar çok pahalı. Dökülmez. Nasıl bozuldu biliyor musun ben oralı olmayınca? Melda, hele şükür demiştir be adam. Bak, ne kadar uğraşsan da sinir olmayacağım işte. Çok bozuldu. Suratından okudum ben bunu. Hiç beklemiyordu. Bırak sen şimdi adamı. Sen nasılsın onu söyle. Harikayım, bomba gibiyim ya. Görmüyor musun? Hiç umursamıyorum artık. O geceden sonra anladım ki bu adam ruh hastası. Sana yüz vermedi diye. Kılı kıpırdamıyor ya. Vallahi uğraşamayacağım ben artık. İnşallah. Ya Sodur, sen açar mısın? Açayım bari. Hoş geldin. Aa, hazır değil misiniz daha? Hazırlanırız şimdi, gel. Ay bu ne hal ya? Bu ne hal ya? Bir de beni banyoya çağırıyorsunuz. Biraz laflarız diye. Bakın, bu gece iyice azıtacağız, tamam mı? Öyle uykum geldi falan yok. Evet valla, bugün bütün gece kurtlarımızı dökelim. Nasıl dans edeceğim biliyor musunuz? Böyle deliler gibi, deliler gibi dans edeceğim. Nasıl biriyle yaşadığımı gör de anla. Aa, sen kurban ol bana be. Benim gibi bir ev arkadaşı bulmuşsun. Ay Melda, çok yorucusun yani. Biliyorum. Yorarım. Yok canım, boş ver. Acayip güzel bir kokteyl hazırlıyor. Kesinlikle denemelisin onu bence. Melda. Melda. Biraz abartmıyor musun? Ne zamandır adam gibi eğlenmedim ben. Haberin var mı senin? İyi tamam, bir şey demedik. Sinan doğru söylüyor Melda. Tekilalarını sayamıyorum artık. Sayma zaten. Üzerine vazife mi senin? Hadi gel dans edelim ya. Hadi gel gel. Hadi, 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 hadi.
gidiyoruz, dans ediyorum. Melda yürü, gidiyoruz, dans ediyorum dedim. Bırak beni, dans ediyorum, gidiyorum dedim. Sen git. Melda. 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 Hadi Melda, seni eve götüreyim. Melda, seni eve götüreceğim. Bırak beni. Sadece arabanı kullanacağım. Kullanamazsın, çekil. Melda. Melda, bu şekilde kullanamazsın Melda. Ne yapıyor bu ya? Şuna bak ya. Kaza yapacak vallahi. Sinan, sen de ne acayipsin. Bu halde kız bırakılır mı? Ne var? Niye geldin? Ben sarhoşum. Sarhoş olunca bana mı gelmen gerekiyor? Evet öyle. Sana göre bir şey yok. Sen gir evine yat. Sen? Ben oturacağım burada. Lütfen saçmalama. Evine git. Kızım bak, aklını başına topla. Benim başımı belaya sokacaksın. Niye? Kapında bir kız oturuyor diye mi? Sana ne zararım var ki benim? Uçakta yüzüme bile bakmıyordun hani? Kurtuldum diye sevinmiştim ben de. Yalancı. Öyle bir bozuldun ki. Sahiden de sarhoşsun sen. Bir de böyle araba kullandın ha? Çok iyi kullanırım ben. Gel gezdireyim seni arabamla. Olur. Basın bayılır bu işe. Gel hadi gel, içeri girelim. Gel baş belası. Ben böyle boyuna dadılık mı yapacağım sana ha? Daha önce hiç yapmadığım şeyleri yapar oldum. Ne gülüyorsun? Hoşuma gitti. Sen kendine eğlence arıyorsun, öyle değil mi? Bak kızım, arkadaşlarınla iddiaya mı girdin bilmiyorum ama benim başımı ağrıtırsın sen. Basından gizli kalacağını bilsem polise şikayet ederim seni. Polise mi? Hı hı. Yapmazsın. Yapmam, çünkü rezil olurum. Hadi iç şu kahveyi de ayıl. Benden kurtulmak istediğine hiç inanmıyorum. Delisin sen. Çocuksun. Yetişkin bir kadınım ben. Sen de biliyorsun. 5 yaşında gibi davranıyorsun. Belki de gerizekalı falansın. Beni kızdırmaya çalışıyorsun ama kızmam. Ne güzel küsmüştün hani bana. Barıştım. Aa, bir dakika ya, telefon etmem lazım. Ece merak eder. Alo. Ece. Melda ya. Öldürdün beni kızım ya. Neredesin sen? İyi misin? Gelip alayım mı? Bir şeyin yok ya. Bir dakika, susar mısın? Ben iyiyim kızım ya. Merak etme, sabah görüşürüz, tamam mı? Dur, kapama, bir dakika. Dur. Ya benim çok uykum var. Burada uyusam. Tamam, şurada uyu bakalım.
Sen ne utanmaz şeymişsin böyle. Çıksana odamdan. Ya lütfen bağırma ya. Zaten başım ağrıyor. Dün geceyi hatırlıyor musun? Evet, hatırlıyorum. Ne kadar saçmaladığının farkında mısın? Özür dilerim. Ne yapmayı düşünüyorsun, söyler misin? Seninle birlikte uyumayı o kadar çok istiyorum ki. Ama uyuyamazsın biliyorsun. Niye? Sır savcı olduğun için mi? Sen de bekarsın, ben de bekarım. Ne var bunda? Sır sana aşığım diye bana katil muamelesi yapıyorsun. Tam bir baş belasısın hostes hanım. Ama çok tatlısın. Neyse olmaz Melda. Neden? Ben flört edemem. Flört etmeyelim. Evlenelim. Ne? Evet evlenelim. Söz veriyorum üzmem seni. Çok iyi bir eş olurum. Yani iyi ki şu işi yapmışım dedirtirim sana. Ha? Çok halimiz. Nimet anahtarını unuttu herhalde. Şu pantolonumu versene. Günaydın. Günaydın. Birlikte bir kahve içelim dedim. Hem de konuşuruz biraz. Binnur, bir dakika, bir dakika. Binnur, bir dakika. Yaptığını beğendin mi? İnanamıyorum sonunda başardın. Aşık ettim onu kendime kızla. Aşık ettim. Bu işin sırrını bize de öğretirsin artık. Hiçbir şey öğretmem size. Bana yaptıklarınızı unutmadım daha. Bir tanem, biz seni sadece üzülmeni istemedik. Bu bir mucize, bunun gerçekleşebileceğini nereden bilebilirdik ki? Öptü beni kızlar, öptü, öptü ya. Geçmiş olsun. Ersin Bey. Ben Mazlum. Gel arabada konuşuruz. Hı-hı. Binnur ne desem bilmiyorum ki. Bunlar olmamalıydı. Bir şey söyleme. 10 gün izne ayrılmak istiyorum. Buradan gitmeliyim Engin. Özür dilerim. Özür dileyecek bir şey yok. Hepsi benim kabahatim. Ben gidip dilekçemi vereyim. İhracat sanığı Dursun Saruhan'ın tutukluluk halinin sürmesine karar verildi. Dursun Saruhan davasının geldiği aşamada büyük rol oynayan Cumhuriyet Savcısı Engin Arısoy ise İstanbul Barosu'nca yılın en başarılı hukukçusu ödülüne aday gösterildi. Kısa bir Allah'ın belası. Neye güvenerek kafa tutuyor bu? Neye güvenerek? Siz beyinsizlere tabii. Mazlum iti nerede? Dursun Bey'in arkadaşını hapisten çıkarmaya gitti. Neden adam göndermemiş? Çünkü Dursun Bey özel ihtimam gösterilmesini emretti. Gelsin de görelim bakalım şu Ünal'ı. Bir gün eve geldim. Karım yerde yatıyordu. 4 yerinden kurşunlamışlar. Duvarlar, pencereler, her taraf kurşun delikleriyle doluydu.
Çok korkunçmuş gerçekten. Yaptıranı biliyordum tabii. Başından beri uğraştığım pislik herifler. Adamlar cinayetin tedbirini almışlardı. Bir daha da evlenmeyi hiç düşünmedim. Yani bana rastlayıncaya kadar. Yoluna aşk çıkıncaya kadar. Keşke bunun için aşk etseydi. Bence aşkın evlilikle hiçbir ilgisi yok. Karıma hiç aşık olmadım. Ama onu tanıdığım ilk gün evleneceğim kadın olduğunu biliyordum. Bence var. Aşkın evlilikle ilgisi var. Seni seviyorum. Seni çok mutlu etmek istiyorum. Lütfen bana inan. Bana ayak uyduramazsın Melda. Benimle evli olmak büyük sorumluluk ister. Hayır. Hayır, çok mutlu olurum. Senin yanında olmalıyım ben. İşini de bırakman gerekir. Ayrılırım. Sen ne istersen. Böyle uçuk kaçık kıyafetler de giyemezsin. Tamam. Giydiklerine, hareketlerine, görüştüğün insanlara da çok dikkat etmen gerekir. Ederim. Yani büyümen gerek Melda. Büyürüm. Akıllı uslu biri olman gerek. Olurum. Anlaşıldı. Senden kurtuluş yok. Yok tabii. Alo. Selam. Aldın notumu değil mi? Daha dün sabah çıktım. İlk seni aradım. Nasıl mı gidiyor? Daha belli değil. Dur bakalım. Bir işe başlayacağız. Ne? Yok canım. Sen ciddi misin? Bugünkü gazetede. Dur bir dakika. Savcının yanındaki kız mı? Bu mu? Emin misin? Müthiş be. Bomba bu. Babaanne! Babaanne! Ben aşık oldum. Dur! Dur! Dur deli çocuk, dur! Sıkıştırma o kadar. Biliyor musun, galiba evleneceğiz. Galiba mı? Yok, kesin. Kesin evleneceğim. Zaten evlenmezse öldürürüm onu. Canım, canım. Canım benim, canım kızım. Evleniyorsun demek. Evet baba. Doğrusu bunu hiç beklemiyordum. Ben de. Bin Nur mu? Hayır, Bin Nur değil. Başka biri var mıydı ki? Biraz ani oldu. Nasıl bari? O da rahmetli Saliha gibi iffetli, ağırbaşlı, ciddi bir kadın mı? Pek değil. Nasıl değil? Yani pek ağırbaşlı değil. Çünkü çok genç. Seninle evlenirken Saliha da gençti. Bu farklı biri baba. Çok güzel. Çok sevimli, hayat dolu, cıvıl cıvıl bir kız. Oğlum, bu bir hata. Güzel kadınlar insanın başına bela getirir. Onu seviyorum. Hayatımda aşık olduğum ilk kadın o. Bu daha da kötü. Bir erkek asla aşık olduğu kadınla evlenmemeli. Kararımı verdim baba. Melda ile evleneceğim. Bugüne kadar belki senin de etkinle hiçbir kadını sokmadım hayatıma. Hayatı iş ve sorumluluk olarak bildim. Bir erkek aşk için yaşamaz oğlum. Görevi için, şerefi için yaşar. Öyle değerler vardır ki insan ömrünü onlara adar. Güzel kadınlarsa insana yolunu şaşırtır. Aşk için yaşayan da bunun bedelini öder. Babamı tanıyınca ürkme sakın.
Sana sempatik bakmayacağı kesin. Bunu yadırgamam. Neden? Benim kötü biri olduğumu mu düşünüyor? Annem çok güzel bir kadındı Melda. Zarif, ince, hüzünlü. Ben 12 yaşındaydım. Bizi terk etti gitti. Başka bir adamı sevdi. Anladım şimdi. Babam da o günden sonra bütün güzel kadınların namussuz ve değersiz olduğuna kendini inandırdı. Belki de böyle teselli buluyor. Peki ne zaman tanışacağım babanla? Nişandan sonra. Peki ne zaman nişanlanacağız? Şimdi. Ne? Yaşasın! Uzat elini. Hayatımda hiçbir zaman, hiçbir kadının, kimsenin duvarlarımı aşmasına izin vermedim. Bugüne kadar. İlk kez sevmek için kendime izin veriyorum. Eğer beni yanıltırsan... Hiçbir zaman. Sayın Yılmaz ve Sayın Arısoy aileleri adına hepinize hoş geldiniz diyorum. Hazırsak törene başlayalım. Sayın tanıklar, damat bey ve gelin hanım, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gelin hanım, adınız, soyadınız? Melda Yılmaz. Babanızın adı? Ahmet. Annenizin adı? Meliha. Doğum yeriniz? İstanbul. Teşekkür ediyorum. Damat bey, sizin adınız, soyadınız? Engin Arısoy. Babanızın adı? Cemil. Annenizin adı? Türkan. Doğum yeriniz? İstanbul. Teşekkür ediyorum. Birbirinizle evlenmek istediğinizi Beykoz Evlendirme Dairesi'ne müracaat ederek beyan ettiniz. Beyanınız ve nüfus cüzdanınıza göre evlenmenize engel olabilecek hiçbir neden yoktur. Bayan Melda Yılmaz, Bay Engin Arısoy'la evlenmeyi kendi isteğinizle kabul ediyor musunuz? Evet. Bay Engin Arısoy, Bayan Melda Yılmaz'la evlenmeyi kendi isteğinizle kabul ediyor musunuz? Evet. Sizler de tanıklık ediyor musunuz? Evet. Lütfen defteri imzalar mısınız? Lütfen ayağa kalkar mısınız? Medeni kanun gereği ve belediye başkanımız Sayın Muharrem Ergül'ün şahsıma verdiği yetkiyi kullanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Mutluluklar diliyorum. Buyurun. Teşekkür ederiz. Canım benim, inşallah çok mutlu olursun. Ece, rahat bırak kızı. Gel canım. Tebrikler. Güzel kızım benim. Her günün mutlulukla geçsin. Babaanne bak, dua ettin. Oldu işte. Canım benim, canım. Size çok teşekkür ederim Cahidan. Hayatımda Melda kadar sevgi dolu bir insan tanımak. Mutluluğumu size borçluyum. Teşekkür ederim. Bir yastıkta kocayım. Birbirinizin değerini bilin. Allah mesut etsin. Hadi bakalım. Hayırlı olur inşallah. İnşallah efendim. Öpeyim baba. Canım ablam canım benim. Çok güzelsin. Canım.
Of, nasıl kullanacağım şimdi ben bu arabayı? Gitmesenize. Kızım nasıl yeni evlisin sen? Gitsene kocanın yanına. Düş yakamızdan artık. Saatin 3. Kalan misafirin 0 olduğunu düşünürsek... Eve gitme vakti gelmiş. İlk günden enişteyi küstürmeyelim. Ne de olsa devlet gibi adam. Gel bakalım. Herhalde birkaç güne kadar görüşürüz Sayın Melda Arısoy. Bilmem. Vay be. Bayan Melda Arısoy. Tebrik ederim Melda Hanım. Mutluluklar dilerim. Teşekkür ederim. Adım Ünal. Memnun oldum. Tanışmadık değil mi? Hayır. Sizi içeride görmedim de... herhalde Engin'in arkadaşısınız. Hayır, onun arkadaşı da değilim. Onun için gelmedim. Ben sadece sizi görmek için geldim Melda Hanım. Davetli değil misiniz yani? Hayır. Ama isterseniz biraz hafızanızı tazeleyelim. 5 yıl önce. Sadece 5 yıl. Hatırlamak için uzun bir süre değil, öyle değil mi? O güzel Eylül sonu gecesini hatırlıyor musunuz? Bardaki sıcak saatler... üzerinizdeki kırmızı elbiseyle yaptığınız kıvrak dans... Yeter, gitmenizi rica edeceğim. Gideceğim. Ama önce siz beni dinleyeceksiniz. Bardan sonra sahildeki o romantik saatler... gecenin o saatinde... rafta kadar yüzmeniz. O gece korkunç şeyler oldu, öyle değil mi? O Eylül sonu gecesi sizin için bir kabustu. Siz neden bahsediyorsunuz böyle? O gece siz bir adam öldürdünüz Melda Hanım. Adamın ismi Zafer'di. Ve benim arkadaşım... Çekilsene be, sarhoşsun sen. Çekilmiyorum, ne yapacaksın? Git, git, git. Siz aklınızı kaçırmışsınız. Böyle bir şey asla olmadı. Gökte pırıl pırıl bir ay vardı ve ben her şeyi gördüm. Cinayeti. Hayır. Bir sırrı paylaşmaktan daha güzel ne olabilir ki? Ama bunları başkalarının öğrenmesini istemeyiz. Öyle değil mi? Hele Engin Arısoy gibi mükemmel bir insan. Acaba bunları öğrenseydi yine de sizinle evlenir miydi? Neyse. Yarın bu adreste olacağım. Öğleden sonra saat 3'te. Yerinizde olsam gelirdim. Biraz konuşuruz. Sohbet ederiz. Zafer'den bahsederiz. Öldürdüğünüz adamdan.
Melda. Melda.